Merhabalar. Bir videoda da yine karşınızdayız. Bu videodaki konumuz Belçika'daki miras konusu olacak. Belçika'da miras sistemi nasıl işliyor? Öncelikle yasalara göre miras sahibi aile derecesine göre değişiyor. İlk planda çocuklar ve anne babalar öncelikle miras hakkına sahipler. Eğer çocuklar yoksa ebeveynler ve kardeşler, kardeşler de yoksa ebeveyn ve büyük ebeveynler diye miras sıralaması bu şekilde devam ediyor. Belçika'da insanlar 16 yaşına itibaren miras bırakabiliyorlar ve istediği kişiye bırakabiliyor. İlla ki aile üyesi olmasına gerek yok. İstediği bir kişiye vasiyetini bırakıp ben malımı, mülkümü bu kişiye ve kişilere bırakıyorum diyebiliyor. Buna rağmen eğer aile üyelerinden başka birine bırakırsa vasiyetini bir kişi, yine de birinci derece aile üyelerine mirastan bir kısım ayrılıyor. Yine onların az da olsa hak talepleri olmuş oluyor. Miras vergileri Belçika'da çok yüksek. Bunun kategorileri var. Mesela 50 bin euroya kadar bir mirassa bunun %3'ü vergi olarak devlete gidiyor. Tabii ki burada yakınlık derecesi de çok önemli. Bu vergi oranları birinci derece yakınlar için. Çocuklar, anne babalar gibi birinci derecede yakınlar için. Bu yakınlık derecesi uzaklaştıkça vergi oranları da artıyor. Mesela siz vasiyetinizi, mirasınızı başka birisine bıraktınız. Bir dostunuza, bir arkadaşınıza bıraktınız veya bir komşunuza bıraktınız diyelim. Bu durumda vergiler %3 değil, %10'dan başlıyor. 50 bin euroya kadar olan miraslar da uygulanan vergiler %10'dan başlıyor. 50 bin ile 250 bin euro arasında olan miraslarda vergi oranları %9, yakın akrabalar için, uzak akrabalar için %20 oluyor. Ve 250 bin eurodan üstü için de yakın akrabalar için %27, uzak akrabalar için de %30'lar seviyesine çıkıyor. Görüldüğü gibi vergi oranları çok yüksek miras konusunda. Ve devletin de yine ciddi gelirlerinden bir tanesi. Avrupa'da yaşlılık oranı fazla olduğu için ölümler de tabii ki fazla oluyor. Ve bu noktada da ciddi bir gelir elde ediyor devlet. Tabii vergi oranları yüksek olduğu için farklı bir sistem var Belçika'da. İnsanlar bu sisteme yöneliyorlar. Nedir bu sistemin ismi? Hediye etme. Geschenken. Bu nasıl işliyor? Yaşarken, insanlar yaşarken malını, mülkünü istediği kişiye hediye ettim diye beyanda bulunuyor. Hediye ediyor yani. Genelde yaşlı insanlar bunu yapıyor. Bunun da en önemli sebebi vergilerin daha düşük olması. Yani daha az vergi ödemek buradaki maksat. Peki bu nasıl işliyor? Noter eşliğinde. Noterden randevu alınıyor. Noter eşliğinde bu formlar, dokümanlar dolduruluyor ve sahip olunan malın, mülkün sahipliği artık hediye edilen kişiye geçiyor. Mesela oğullar, çocukları diyelim. Çocuklar artık o malın mülkün sahibi oluyor. Ama o kişiler vasiyet bırakan veya hediye eden kişiler orada o malı mülkü vefat edene kadar kullanmaya devam ediyorlar. Orada ev ise evde yaşamaya devam ediyor. Vefatından sonra tam olarak hediye edilen kişilere geçiyor mal mülk. Vergi oranları düşük dedik. Buradaki vergi oranları nasıl? Burada da mesela 250 bin euroya kadar uygulanan vergi oranı %9. 150 bin euroya kadar uygulanan vergi oranı %3. Dolayısıyla miras vergisine göre daha düşük. Tabii ki buradaki önemli nokta şu. Noter eşliğinde imzalar atıldıktan sonra malı mülkü alan kişi, üzerine geçilen kişi vergi oranlarını o an ödemesi gerekiyor. Hani vefat etmeden, o miras bırakan kişiler vefat etmeden vergi oranları noter işlemlerinden sonra doğrudan ödenmesi gerekiyor. Buradaki fark bu. Mirasta ise tabii ki vefattan sonra vergiler ödeniyor. Fark bu. Evet. Belçika'daki miras konusu ve bu konudaki uygulamalar, kanunlar, kurallar bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.